Cumhuriyet'in 100 yıllık inkarcı anlayışlarından bir parçası da çok özel olarak yürütülen, çeşitli yöntemlerle uygulanan özel savaş politikalarının kendisidir. Türkiye'de ve Kürdistan'da bu politikalar uygulanmaya devam ediyor, devam etmektedir. Vekili olduğum Dersim'den çok yeni bir örnek vereceğim sizlere. Dersim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, yine ona bağlı olarak kurulan Alevi Bektaşi Kültür Cemevi, Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi hep beraber el ele vermiş. Dersim'de hiç sorun yok, yoksulluk yok, göç yok, baskı yok, inkar yok, insanların işsizlik sorunu yok, insanların eğitim sorunu yok. Her şey bitmiş, oturmuşlar hep beraber nasıl Dersim'i Türkleştiririz, nasıl Dersim'i Sünnileştiririz, nasıl eşitlik ve özgürlük taleplerini bastırırız, nasıl tutuklarız, nasıl göç ettiririz, Dersim'i nasıl biat ettiririz'in peşine düşmüşler. Yani inancını, hakikatini nasıl yozlaştırırım, nasıl oynarım üzerinden bir çalışma yürütüyorlar. Bunların bir tanesi de bu dörtlünün beraber 16 ve 17'de Dersim'de bir sempozyum düzenlemeleri. Nedir bu sempozyum? Dersim'de Anadolu'nun Horasan'ı Tunceli diyerek bir sempozyum gerçekleştiriyorlar. Bu sempozyum işte bu yüzyıllık inkar politikasının, Türkleştirme, Sünnileştirme politikasının tam da kendisidir. Alevi kurumları ve dernekleri bunlara tepki gösterdi. Biz buradan şunu tekrar söyleyelim. Horasan sempozyumu ile yapılmak istenen şey Dersim'de hiçbir zaman karşılığı olmamıştır, olmayacaktır. Çürümüş bir tezdir, resmi ideolojinin de bir tezidir. Horasan çok çeşitli halkların yaşadığı bir coğrafyadır. Bunu biliyoruz. Dersim hiçbir zaman bu zulme boyun eğmedi. Hakikatini, kimliğini, dilini tüm bu saldırılara rağmen korudu. Dersim bir Hak coğrafyasıdır, Kızılbaş coğrafyasıdır, Kürt coğrafyasıdır, Alevi coğrafyasıdır ve bu hakikatini de sonuna kadar savunacaktır. 38'den beri 38 katliamımıza rağmen biat etmemiş halkın çocuklarıyız biz ve bu politikalara da yine biat etmeyeceğiz. Horasan üzerinden yapılmak istenen bu siyaset biçimine karşı da halklarımızla beraber dilimizi, inancımızı, kimliğimizi, eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen tüm toplumsal kesimlerle birlikte yürüteceğiz ve inancımıza sahip çıkacağız. Buradan onun için diyorum ki zonema hızırıyor. İtikatime rea hakiya, rea hakiya. Velatıma kırmancıyo, velatıma kurmancıyo. Hardemay çaye, jiyare diyarıya Dersim'e naine rint sere hokere. Bunu iyice aklınıza koyun ki rea hak coğrafyasıdır, Kızılbaş coğrafyasıdır, Kürt coğrafyasıdır. Hakikatimizden de, dilimizden de, inancımızdan da, kimliğimizden de asla vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Onun için dilimiz Hızır'ın dilidir. Yurdumuz Kırmancı'ya kurmancıya yurdudur. Bu da iyice bellene, akıllara...